Bodrum'da bu sabah yine mavi, çok mavi, yeşil, yine çok yeşil. Eşine az rastlanır bir güzelliğe uyanıyor yine Bodrum. Bodrum güzel, Bodrum eşsiz, Bodrum harika ama bizi buraya asıl atan rüzgar başka. Yeşiller oynayamazlar. Ya acıkmış olan nasıl var yemek, acıkmış olan oynayamazlar. Menüde neler var acaba? 2000'e yakın davetlinin ağırlanacağı düğün menüsünü Bodrum'un en meşhur aşçısı anlatıyor. Kavurma vardı, pilav, ondan sonra işte baklava, buranın meşhur keşkeği var. Zaten buraya özellik, Ege'ye özellik bir şey. Yani. Gelin hanımın babaannesinin heyecanı da görülmeye değer. O bütün gerilimlerden uzak torununun yuvadan uçmasını yorumluyor. Hiç heyecanlı değilim. Şimdi bekleyeceğim çocuğumu. Görüyorum. Görmek istiyorum tabii. Çok şükür yarabbim. Allah bugünlerimi gösterdi bana. Bizim düğüncüler akşamki düğün öncesi son hazırlıkları yapıyor. Bütün bir gün düğün evinin önünden geçenlere, misafirlere yemekler dağıtılacak. Ve bu akşamki düğünle resmi nikah öncesi imam nikahı kıyılacak. Bizi çağırıyorlar düğün erkeği. Biz size sormadık mesela. Belki var mı? Din erkeği var mı diye sormadık. Dedim vardır herhalde. Yoksa geri dönerdim. Kesinlikle söyleyeyim. Geliyor iki kişi. Biz din nikahı yapacağız. Siz kimsiniz? Ayşe, Ahmet, iyi, güzel. Anne baba nerede? Yok. Siz evli misiniz? 30 yaşında, 40 yaşında. Ben hanımdan ayrıldım. Öbürü de ben de kocamdan ayrılacağım. Ne olacak bu iş? Din nikahı olacak. Bu meşhur olacak. Ayşe ile Ali meşhur olacak. Meşhur olması için de onların bağımsız olması lazım. İşte bu şahitlerin veyahut da düğünün tangır tungur yapılması gerekir ki herkes burada bilecek ki bu iş bunlar evleniyor. Damadın babası hacı ve onun da dini nikahla ilgili söyleyecekleri var. Boşanma haline tekrar yeniden çiftlerin birleşmesi var mı yok? Yok. Ya var çok zordur. Yani yok derken şunu söyleyeyim. Eğer bunu detaylı şekilde anlatacak olsam, kesinlikle siz de yok diyeceksiniz. Hulle var. Ama hullede mutlaka bir evlilik var. Yani miras hukuku var. Miras hukuku. Adam der ki, evlendikten sonra ben vazgeçtim der. Hadi bakalım. Hileli hulle yapıyorlar. Kesinlikle yanlış. Hoca efendi çiftlere nasihat vererek devam ediyor. Sakın ya evlendiğiniz ile kalın, ya ayrılacaksanız belli bir usulünüz olsun. Yani ne olabilir? Olur. Yani gerçi ciddi meseleler olabilir, ciddi sıkıntılar olabilir. Olabilir insanlık hali. Ama geri dönüş yapmayı düşünüyorsan, eğer arada ufak tefek şeyler varsa kesinlikle ayrılığı Allah istemiyor. Ve hoca efendi nikaha başlıyor. Ayet-ül Kürsi okuyup üflediğiniz zaman etrafınıza manevi yönden kalkan olur diyor. Biz de onun için bir yeni ev, yeni hane, bu kardeşlerimize bir Amin'e Rasulü okuyalım. Herkese okuyacağı duayı soruyor hoca. Ben Amin'e Rasulü okuyacağım, sen İhlas'ı okuyacaksın. Kardeşim için İlham'ı okuyacağım. İhlas'tan sonra Felek Nasr'ı ben okuyacağım. Ondan sonra bir tevbe istiğfar edeceğiz. Sırada gençlerin dualarını yüksek sesle okuması var. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyeke na'budu ve iyyeke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâlin âmin. Amin. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Dualar okundu. Sırada ne var hocam? Şimdi o kadar çok konuştuk ama mihri belirlemedik. Tabii şimdi. Onu tespit edelim. Şimdi şöyle, sizin takabildiğiniz, sizin gücünüz nispetinde en az 80 gram altın olacak. Yani zekata tabi olacak, miktarda olacak. Mesela sizin taktığınız ne kadar var tahmini olarak? 80 gram altın ne yapar bugün? 40 liradan. 8-32 mi? İşte o kadar yapar. Onu bir 100, 200 mü? 100-120 yapabiliriz. Hoca hemen ayaküstü bir hesap kitap yapıyor.
Yani 100 gram diyelim o zaman. Biliyorsunuz hocam bu yörenin. 100 gram zaten altın mehri diyoruz. 4 tazminat. 4,5 tane yapar. O da 6 aylık zarf içerisinde en askerisi de budur. Her şey kaidelerine uygun olarak devam ediyor. Ekrem Kemal Çelebioğlu Mehmet Nezir'i kocalığa, helallığa kabul ediyor musun? Evet. Sükut ikrardandır ama evet desin ben de olur. Kabul ediyor musun? Evet. İşi garanti alalım. Kabul ediyor musun? Belli olur mu? Var mı bir şey? Evet. Evet. Bütün bu anlattıklarımıza şahit misiniz? Evet. En az 100 gram altına şahit misiniz? Evet. Evet. Allah mübarek eylesin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Onlar artık dinen karı kocalar. Hocanın son sözlerini söylemesinden sonra gelin hanımın gözleri doluyor. Ağzına sağlık hocam. Allah razı olsun. Allah mübarek tebrik eder. Hayırlı Ramazan hayırlı olsun. Ağzına sağlık hocam. Bakalım elleri öpün böyle büyüklerin önce. Babandan başla. Tabii babandan başla. Ve anne. Elbette en zor anları o yaşıyor. Öyle ya, doğurup büyüttüğü, gözü gibi baktığı kızını gelin veriyor. Gelin hanımı biraz kafası karışık görüyoruz. Yok gelin gittiği ana baba ocağına veda ettiği için değil, şu meseleden ötürü. Neden bu ağzın miktarını siz belirlediniz? Biz askere koyduk. Şuraya aramızda şöyle yapıyorum. Ben arkadaşımın imam nikahına katıldım. Belli olmamıştı. Ne kadar oldu? Geline sordum. Ne kadar istiyorsun diye. Şimdi ben nikahlarda şöyle gelinlikle... Ben damadı sordum. Geline kadar. Hoca efendi durumu açıklamaya çalışıyor kendince ama gelin hanım pek tatmin olmuşa benzemiyor. En asgarisi bunun 80 gram. Yani 80 gram altın 4000 liraya yaklaşık. Yani 4000 liradan buradaki şartlarda hani lüks demeyeceğim ama asgari şartlarda 4000 lirada 6 ay bir kimseye yeter. Yani o miktar. Ha bu en azım sanarak en azdan yani ekonomisi zayıf olan kişiler içerisinde geçerli olan şartlardan biri bu. İmam nikahı kıyıldı ama daha günün başı ve bugün yapacak o kadar çok iş var ki. Mesela düğün havanı. Orası ne alemde? Ya bir tabi. Ooo telaş almış başını gidiyor. Bunca iş nasıl yetişecek İpek gelin? Ya şimdi dini nikah kıyıldı. Düğün yerine geldi. Buradaki süslemeyi de yapıp son hazırlıklara bakıp daha sonra kuaföre hazırlanmaya gideceğim. İmam nikahında biraz gergin gördük seni. Şu altın meselesi bayağı canını sıktı galiba. Ondaki skandal da öylesine söyledim. Öylesine söyledim. Acaba bir eksik var mıydı diye düşündüm de. Var mı peki sence bir eksiklik? Ya bana göre haksızlık oldu. Yani bana da sorup kabul ediyor musun? Benim de rızamı almaları gerekiyordu. Canım niye haksızlık etsin imam efendi? Ne garezi olabilir ki sana? Kafamda soru işareti kalmasın. Aklım hani içimi yer. O yüzden sordum. Gelin hanımı düğün salonundaki hazırlıklarıyla baş başa bırakalım ve bir süreliğine biz damat beyin babasına gidelim. O neler yapıyor? 3 günü nasıl değerlendirecek bize? Zaman çok çabuk geçti. Su gibi akıp gidiyor. Su gibi akıp gidiyor. Ya Kemal amca, zaman su gibi akıyor tabii. Sen bize dün geceyi bir değerlendirsene. Nasıldı dün gece kına? Profesyonel müzikçiler değil. Profesyonel müzikçi olanlar her yörenin, Türkiye'mizin her yöresinin müziğini çalabiliyorlar. Bu bakımdan amatörce bir şey oldu. Pek memnun kalmadın yani eğlenceden. Bizim esas düğünümüz İstanbul'da. Buradaki bir de kına gecesi olarak o gözle baktık. Neyse bu akşam acısını çıkartırsınız. Bak sonra dansöz de gelecekmiş düğüne. He dansöz mansözle benim işim yok zaten. Dansöz mansözü isteyen gençlerimiz olabilir.
Bu da insanın nefsinin kendisine arzu ettiği şeylerdir. Hala karşısın yani dansöz olayına. İnsanın nefsinin kendisine arzu ettiği şeylerdir. Bu da nefis de insanın bir düşmanıdır. Yani özetle diyorsun ki düğünde dansöz olmaz. Nefs hüküm en büyük düşmanımız. Bakın nefs hüküm, nefsiniz en büyük düşmanlarıdır. Onun için dikkat edin, şeytan sizi yoldan çıkarabilir. Ebedi hayat olan öbür ahiret dünyasını düşünün. Kız tarafının, özellikle de gelinin bu konuda ısrarı var ama... Cezalarını kendileri çekerler öbür tarafta. O onların bileceği şey bu. O kimse bir şey diyemez ona. Peki ya Mehmet? Damat olarak o istese bu dansözü engelleyebilirdi. Kızmadın mı oğluna? Şimdi benim çocuğuma gereken İslami kuralları anadan babadan çocuğumu almıştır. O uygulayacağına eminim. Dansöze karşısın. Peki ya eğlenceye? Dün gece kınada bayağı döktürdün. Bu gece de oynayacak mısın? Oynarım ya. Niye oynamayacağım? Oynarım. Allah insanı yaratmış. Her oynamaya, ağlamaya, sızlamaya, gülmeye her türlü şey vermiş insana ya. Bu arada senin gelin imam nikahında bir haksızlık olduğunu iddia ediyor. Ona da sorulmalıymış kaç altın istersin diye. Hoca sormadı kendisine. Hocamız İslam'ın emrettiği hukuk çerçevesinde nikahını kıydığına ben inandım ve gördüm. İpek demişken tekrar biz gelin hanıma dönelim. Gelin hanım, gelin hanım. Kayınpederin pek memnun kalmamış dün geceki müziklerden. Orkestrayı hiç beğenmemiş. Kendileri bulsalardı, yapacak bir şey yok. Yani beğenmek zorundalar. Başka bir alternatif yok. Şimdi bizimkiler de İstanbul'a gidecek. Belki İstanbul'daki orkestrayı beğenmeyecekler. Neyse olur böyle krizler. Düğün salonu hazır galiba akşama. Pırıl pırıl ortalık. Ya biz burayı tuttuğumuzda, kiraladığımızda masa sandalyeleri çok güzeldi. Zaten onları da beğenerek buraya okey demiştik. Ama daha sonradan masa sandalyelerin gittiğini öğrendik. Buranın sahibi başka bir yer açmış. Bütün hepsini oraya göndermiş. Bunlar da ekstradan geldi. Bizim sonradan kiraladığımız. Hani umduğumuz gibi olmadı pek. Bir konuda da memnun ol be gelin hanım. Şöyle iddialı konuş. De ki benim düğünüm damat tarafının İstanbul'da yapacağı düğünden çok daha iyi olacak falan de. Bana göre görsellikten çok eğlenmek önemli. Hani şu zamanda artık, bu vakitten sonra benim bütün çevrem, bütün yakınlarım, bütün sülalem burada, en yakın arkadaşlarım. Ben burada daha çok eğlenebileceğimi, burada mutlu olabileceğimi düşünüyorum. Yani bana göre en iyi de, en eğlenceli düğün de Bodrum. Gelin hanım kuaföre gitmek üzere yola çıkarken biz de düğünün en dobra, en sivri dilli isminin yanına, yani Çavuş'a gidiyoruz. Çavuş, gelin hanım da artık düğüne hazır damadını bekliyor. Hayalimdeki gelinlik buydu. Makyajım da iyi güzel oldu. Arkadaşımız çok güzel yaptı. Kirpiklerini kendin boyadın. Neden? Kirpiklerimin ön planda olmasını istedim. Çünkü çok güzeller maşallah. Mehmet beğenecek mi sence gelinliğini? Evet, bu halimle bir kez daha aşık olacak. Peki ya sen? Sen de bugün ona bir kez daha aşık olmaz mısın? Olurum, olurum. Smokin'i çok güzel birlikte aldık. Smokin de benim istediğim gibi oldu. O da çok beğendi. İkimiz de çok güzel bir çift olacağız bugün. Sana biraz kırgın ama biliyorsun değil mi? Beni böyle gördükten sonra bütün kırgınlıkları bitecek. Ve işte o an geliyor. Damat bey ilk kez gelinini üzerinde gelinlikle görüyor. Ay çok şükür olmuşsun kocacığım. Gelebilir. Bir kez daha aşık olsun. Canım benim, ben de sana. Bu daha iyi. Aşkın açamadığı kapı, kanatlanıp uçamadığı yer mi var? Bütün tatsızlıklar unutuluyor, bütün gerilimler erteleniyor bu buluşmayla. Ve çift şimdi Bodrum'da gün batarken oluşan eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çekimi için Turgut Reis sahiline doğru hareket ediyor. Müziğimiz yok mu kuzencim? Olmaz mı? Hemen üretiriz. Murat Buzlu'yla. Nasıl istersen. Hareketli olsun da. Süpersin. Oh!
Gelin ve damat fotoğraf çekimi için yoldayken gelin evinde heyecan dorukta. Ben en yakın komşuları oluyorum. Yıllardır tanışırız. Onların iyilikleri, onların misafirperverlikleri beni Turgut Reisli yaptı. Ve onları çok seviyorum. Allah ona mutluluk versin. Bu aile çok zor bulunan bir ailedir. Kızını İstanbul'a gelin veren baba Şevki Bey, esprilerle üzerindeki gerilimi atmaya çalışıyor. Ondan sonra İstanbul'a devamlı gideceğim için herhalde bir uçak alacağız. daha iyi bir uçak. Gelinin halası da en az baba kadar heyecanlı. Duygulanıyorsun tabii elinde olmadan. Güzel bir gelin olmuştur, kraliçeler gibi. Bu aşk masalının kahramanları ne alemde? Tamam canım. Ay. Gençlere kanat taksanız şu saniye uçabilirler gökyüzüne doğru. Öylesine mutlular. Ve artık geleneklere göre kız son kez ana baba ocağına gidecek, ailesiyle vedalaşacak ve ardından da düğün alanına hareket edilecek. Peri kızı gibi olmuş. Çok tatlı. Böyle olacağını zaten biliyorduk. Bizim kızımız zaten güzeldi. Daha da güzel olmuş. Tansiyon yeniden yükseldi. Heyecan artık dorukta. Gelin son kez evinde olmanın hüznünü yaşarken şu sesle çılgına dönüyor. Gel. Ya lütfen öyle yapmasınlar ama ya. Böyle ses çıkarmasınlar. Bu ses de nereden çıktı? Nedir şimdi bu? Evet, işte bu ses. Bu ses Anadolu'da zılgıt diye adlandırılır. Neyse, Bitlis yöresine göre kız almaya gelirken çıkartılan bu ses gelin hanımı fena halde geriyor belli ki. Erkek tarafı ise keyif içinde şarkılarla, türkülerle gelin evine giriyor. Gelin hanım şimdi düşüp bayılacak. Ya annem babam nerede? Ve babası geliyor. Geleneklere göre bekaretin ve masumiyetin sembolü kırmızı kurdela bağlanıyor geline. Bismillahirrahmanirrahim. Duygusallık had safhada. Evet. Baba ne dedi? Erkek tarafı ise gelin almanın coşkusunu Bitlis yöresine ait seslerle kutluyor. Çavuş hanım düğünün başından beri sık sık laf söylediği gelin hanımın üzerinde son rötuşları yapıyor. Yatık olun. Bir daha getir. Şimdi böyle. Salonda bırak. Tamam. Anlaşıldı. Şimdi aşağıda yanında gelmeni saçalım. Dur bakalım. Şöyle duyalım. Tamam. Ve dualarla gelin evden çıkartılıyor. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Allah'ıma selam. Allah'ıma selam. Allah'ıma selam. Allah'ıma selam. Gelin hanım merdivenlerden güçlükle çıkartılırken dışarıda düğün halayı coşmaya başlamış bile çoktan. Evet,
gelinle damat geliyor. Bak gelinle damat geliyor. Bak gelinle damat geliyor. Bak. Bak gelinle damat geliyor. Bitlis yöresi oyunlarıyla çıkıyor Bodrumlu gelin ana baba ocağından. Ah bir de şu çavuş şu sesi çıkartıp gelin hanımı germese. Hayret bir şey ya. Ne diyeyim, dayın da mı rahatsız? Evet, bu müzikten rahatsız. Evet evet canım. Derya onları da al gel. Hay Allah'ım ya. Tamam hadi gidelim. Derya ver onları bana. Böyle bir şey olamaz. Allah kahretsin ya. Hadi hadi oldu geçti tamam. Ya lütfen aman ya. Yeter hadi, burada oynamasınlar. Allah Allah. Ve artık nikaha dakikalar var. Düğün salonuna geliyor gelin arabası. Ne arıyorsun sen? Şey ya. Söyle bana. Başka bir yere koyulmadı değil mi konfeti? Ah ah. Nerede bu havai fişekler, konfetiler? Bir de bunların telaşı eksikti yani. Ya yerde volkanlarımız hazırlanıyor. Ege'deydi verdim. Yansın diye. Ege'deyse tamamdır. Onda problem var. Vallahi. Evet. Hazır olunca gireceğiz. Bir de zaten bir baştan beri gelin arabasının içindeydi onlar. Öyle mi? Herhalde yani. Niye sen onu gelin arabasına alıyorsun? Ya ben mi aldım çantaları? Buraya koydular. Hayır, çantaları sen almadın değil. Sen dedin ki beni çağırdın Hakan abi. Hayır hayır ben istedim de. Tamam ben arkadaşlara verecektim. Ben de getirdim çantanın içine koydum. Çantaları da arkadaşların getirdi gelin arabasının içine koydum. Evet evet. Yani kimse sorumlu değil bunda. Hiçbir şey yok ortada. Heyecan yapmayın, panik yapmayın, sakin. Tamam ay bu niye böyle olmuş çok kötü. Neyse büyük enişte duruma el koydu. Gelin damat artık salona girebildi. Volkanlar nerede volkanlar? Ve alkışlarla ilk danslarını yapıyor gelinle damat. Tam her şey yoluna girdi derken damat beyin yüreğini ağzına getiren minik bir kaza yaşanıyor. Oh! Kim yaptı onu? Ege. Nikah saati geldi çaktı. Şahitler hazır mı şahitler? Tamam. Peki seni şahit kim? Bilmiyorum annemler biliyor. Anne. Evet nikah şahitlerini yerine alabilirsek. Bu arada gelin hanımın özel olarak hazırlattığı nikahta kullanılacak kalem nerede? Nikah kalemim nerede yenge? Nikah kalemi. Evde değil mi? Hayır getirdiler. Evet. Hadi yenge bulalım onu nikah kalemi. Damat bey ise muziplik peşinde şu saniyelerde. Bülent duyuyor musun beni Bülent? Bülent duyuyor musun? Duyuyorsan ayağım kaçırma olur mu? Ayağı kaçırma ayağı. Her şey hazırsa artık nikah başlasın. Ben ipin çocukluğum. Sizlerle aynı eşlerle çalışabilirim. Ama biz yaşandık herhalde abi değil mi? Estağfurullah. Yok Mehmet amca gençsin daha. Hiçbir baskı altında kalmaksızın. Mehmet Nezir Bey'le. Mehmet Nezir Kenir Bey'le evlenmeyi kabul ediyorum şimdi. Evet. Evet Mehmet Nezir Bey. İpek Aybey'le hiçbir baskı altında kalmaksızın. Evlenmeyi kabul ediyorsunuz. Evet. Ayağım. Bana söz vermelerini istiyorum. İyi günde, kötü günde, başarıyı yakalamak için birlikte olacağınıza bana söz verirseniz. Söz veriyorsunuz. Söz. Söz. Ben de
kanunların bana verdiği yetkiye istinaden sizleri karı kocaya yanıyorum. Her iki aileye hayırlı olsun diyorum, uğurlu olsun diyorum. Daima mutlu olun diyorum. Ve evin reisi bize hanım olduğu için evlenme cüzdanını ben öyleyim çünkü. İpi kanıma veriyorum. Tamam. Ve şimdi sizlerin duyuyorum.